programımızdan merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Mutlu bir hafta sonunuz olsun inşallah. Efendim sizler için güzel sırları almak için, lezzet sırlarını keşfetmek için erkenden sabah ezanıyla biz düştük yollara ekibimle efendim. Saat şöyle birazcık günün ağarmasını bekledik tabii ki. Tam gün ağarırken şöyle nereye geldik? Geldiğimiz adresi görelim istiyoruz. Tavuk kebabı, sonra Sultani Yegah diye bir tarifimiz var ki buraya has, buraya özel bir tarif diyoruz. Efendim Konya deyince aklımıza ilk gelen yemeklerimizden ne var? Tabii ki et ekmeğimiz unutmuyoruz ve fırın kebabımız. Her yerin muhteşem farklı lezzetleri var ama Konya'mızın yemekleri bir başka diyoruz. İşte bu yemeklerimizi, bu güzel tariflerimizi farklı adreslerden, restoranlardan öğrenmeye, ustalarımızdan sırlar almaya devam ediyoruz. Buyurun programımız başlasın. Ne yapıyoruz ama unutmuyoruz. Hatırlatmamı yapmak istiyorum. Her pazar saat tam 14.05'te KonTV ekranlarında lezzet sırlarında buluşuyoruz ve programımız tüm güzelliğiyle başlıyor. Ve sevgili izleyenlerimiz lezzet sırlarında lezzet makamındayız ve fırın başında ustamızla birlikteyiz. Konya'mızın meşhur fırın kebabının konuşacağız kendisiyle. Bakalım hazırlıklarımızda neler var. Önce ustamızı tanıyalım. Ustam kolay gelsin. Sağ olasın. Ben Süleyman Usta. Süleyman Ustam, kaç yıldır bu işte uğraşırsınız? Siz tanıyalım mı? Nereliyiz? Ben Konya'nın yerlisiyim. 1968. Yılından 68'den beri bir şey yapıyorum. Maşallah diyelim. Şimdi tavuk kebabı mı yapıyoruz öncelikle? Önce tavuk kebabını yapacağız. Arkadan fırın kebabını yapacağız. Ne yapıyoruz peki tavuk kebabını yaparken? Hazırlıklarımızda neler var? Kızartıyoruz fırında. Fırında şu anda bir kızarmaya geçti. Evet ama önce kazan mı diyelim? Bakır kazanın içine tuz attık değil mi? Evet. Daha sonra önceden fırınladığımız tavuklarımızı tekrar tenceremize diziyoruz. Sonrasında ne kadar daha pişecek ustam? Bu 4 saatte pişer. 4 saat boyunca pişecek. Peki birazdan fırın kebabının yapılışına, hazırlıklarına bakacağız. Fırın kebabını yaparken hangi etten yapmamız gerekiyor, neden oluyor, kullandığımız malzemeler neler, bunları ekranlarınıza getireceğiz. Sevgili seyircilerimiz, şimdi nar gibi kızarmış deriz ya, aynen onun gibi görünüyor, muhteşem. Hani birçok yerde gördüm ve yedim de, tadına da baktım. Lakin buradaki daha farklı görünüyor. Muhteşem görünüyor ve şu an bir şey yaptık biz. Bütün tepsilerimizi kazanımızın, tenceremizin içine aldık. Gün boyu herkese yetecek kadar var bu arada, maşallah diyoruz. Rabbim berekesini artırsın. Ustam, Süleyman Ustam, ne yaptık şimdi biz? Ne yağ döktük? Kebap yağı döktük, lezzetli olur. Ne var? Ne yağı kullanıyoruz bunun için? Kebabın yağı, etin yağını kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Evet. İşin sırrı burada diyoruz. Lezzetli olması için böyle olması gerekiyor. Evet, ne yapıyoruz efendim? Kebabın yağıyla kebaplarımızı pişiriyoruz. Şimdi folyalıyoruz üzerini. Evet. Daha sonra kaç saat pişecek dedik ustam? 5 saat mi? 4 saat pişmesi yeterli, böyle etinin lime lime olması gerekiyor efendim, muhteşem olması gerekiyor yumuşacık olması için. Folyalıyoruz. Bence en sağlıklı yemeklerden bir tanesi aynı zamanda. Ustamdan alacağımız birçok sır var bence. Yıllarını vermiş bu mesleğe çünkü. En tecrübeli ve bu alanda hem iddialı hem de en eski ustalarımızdan. Bakalım bize başka vereceği sırlar neler? Yine sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi geldik asıl kebabımızın yapılışına sevgili izleyenlerimiz. Burada da büyük bir sır var bence. O sırrı yine ustamızdan öğrenelim, onunla keşfedelim istiyoruz. Şimdi kebap
kuzu etinden mi yapılır, dana etinden mi yapılır? Onun hangi yerlerinden yapıları seçiyoruz, nasıl seçiyoruz? Ustam sizden şöyle bir bilgilerimizi alalım istiyoruz. Kuzu eti. Kuzu etinden yapıyoruz. Evet, kuzu etinden yapıyoruz. 8-9 aylık kuzu etlerinden yaparız. Tamam mı? Ön kolu kullanıyorum ben. Ön kollar daha lezzetli oluyor. Daha mı lezzetli oluyor? Evet, kaburga da var içinde. Karışık diyoruz. Karış bak. Şimdi yine bakır tenceremizin evet. içine sıralıyoruz bunları. Evet, evet. Ama bunun bir sırası var mı? Nasıl? Yani yerine göre sıralaması var mı yoksa? Şimdi eti bakırlığına döşüyorum ben. Bak. Evet, şimdi. Şu anda. Kaburgalar alta diyoruz. Etleri üste sıralamaya devam ediyoruz. Yine tenceremizin en dibine, altına ne yaptık? Tuzumuzu şöyle bir attık. Sonra etlerimizi sırasıyla yerine göre sıralamaya başladık. Ve tenceremizi dolduruyoruz. Sonrasında yağımızı önce mi ilave edeceğiz, sonra mı atacağız? Yağ en son. Kızardıktan sonra. Ya isterse veririz, istemese vermeyeceğiz. Etin durumuna bağlı. Peki tavukla pişme süresi aynı mı? Tavuk kebabıyla. 5 saatte şu. 5 saatte. Bir saat farkımız var efendim. 5 evet. saatte yine o tadına doyamadığımız, yerken böyle büyük bir keyif aldığımız işte fırın kebabı efendim. Şimdi onun kızarma zamanı, sonrasında yağlama aşamasında karşınızda olacağız. Şimdi lezzet makamında lezzet sırlarını çözmeye devam ediyoruz. Tabii ki bu sırlar kimde? Ustamızda. Süleyman ustamız yıllarını vermiş bu işe. Ustam sizden öğrenemezsek biz bu işleri hiç kimseden öğrenemeyiz diye düşünüyorum. Şimdi burada bir sırlar var. Değil mi? Meşe odunu. Kullanıyoruz. Meşe odunu kullanıyoruz. Bakır leğeni kullanıyoruz. Ben tencere dedim, kazan dedim ama bakır leğen. Bunlar bu ikisi olmasa lezzet vermez. Bakır olmazsa, bakır leğen kullanmazsak ve meşe odunu kullanmazsak lezzetimiz olmuyor. Şimdi üstten kızarır, alttan pişer et. Hı hı. Üstten devamlı kızarır, alttan pişer. Ama yavaş yavaş. Yavaş, böyle yavaş yavaş olur. Güzel olmaz yani. 5 saat buna bakıp duracaksın yani. Dece yanar bu. Ustam şimdi Konya deyince aklımıza ilk önce ne geliyor? Et ekmek geliyor ama onun hemen sonrasında kebabımız geliyor. İkisi meşhur zaten. İkisi meşhur. Ama bu konuda ne söylersiniz? İddialıyız zaten. Bunu ben 1968'den beri yapıyorum. Ben kendime güveniyorum çünkü. Tamam mı? Yani şu anda 46 sene mi oluyor bilmiyorum herhalde. Öyle bir şey oluyor değil evet, mi? Evet. 46 senedir ben bu işi yapıyorum. Memnunum işimden. Peki son zamanlarda genç nesil diyelim bu işi yapanlar doğru teknikleri kullanıyorlar mı? Onu bilemeyeceğim. Yani çekirdekte... Mutlaka herkes işine yani özen gösteriyor ve emek... başka, bir de sonradan yetişme başka yani. Evet. Ben bunu çekirdekten yetiştim mesela. 46 seneden bahsediyoruz efendim. Az buz değil. Hadi bakalım. Şimdi biz etlerimizi, kebabımızı daha doğrusu... Evet. Şimdi kızarınca çevireceğiz, çekip çevireceğiz şimdi. Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi sadece kebapla kalmıyoruz burada tariflerimizi almaya. Ne yapıyoruz? Muhteşem bir hem de toprak kapta yapacağımız bal kabağı tatlısı yapacağız. Hepimiz severiz bunu bence. Sevmeyenimiz yok diye düşünüyorum ama şimdi odun ateşinde pişince bence farklı oluyor. Yine bunun sırrını kimden öğreneceğiz? Süleyman Usta'dan öğreneceğiz. Efendim buyurun kabağımızı alalım. Onlar önceden hazırlanmış. Ne yaptık? Kabaklarımızı bal kabağı kullanıyoruz değil mi Musam? Tabii bal. Bal kabağı kullanıyoruz. Onları bir güzel böyle kestik, dilimledik. Sonra üzerine şeker ne kadar ilave ediyoruz? 3 kilo falan şeker gidiyor. 3 kilo. Bir kabağa, bütün bir kabağa mı? Şöyle buna bak. 3 kilo şeker kullanıyoruz. Sonra yine ağzını folyoluyoruz. O kendi şekerinde böyle sulanacak. Evet. Değil mi? Evet. Ama odun ateşinde olunca ne oluyor? Lezzetli olur. Çok lezzetli olur. Meşe odunu. Meşhurdur. Ustanın bütün tarifleri meşhur bence. Şimdi burada bir şey dikkatimi çekti. Elimde menüm var. Şimdi 3 tane menümüz var efendim menümüzde. Yemeğimiz var. Tavuk kebabı, fırın kebabı. Onları efendim sürdük fırına. Ama bir tane de sultaniyegah
Hani bunun bir de şarkısı var, Nur Yoldaş'tan. Efendim 1981 yılında bu şarkıyla meşhur olmuş. Neredeyse benle yaşıt bir şarkı diyebilirim. Sultaniye Gahı diyeceğiz. Birazdan bunun tarifini alacağız. Şamdanları dolanınca eski zaman sevdalarını başlar ay doğarken saltanatı Sultaniye Gahı. Sabah ezanıyla İşimize başladık, dükkanımızı açtık, bir güzel bütün malzemelerimizi hazırladık. Maşallah diyoruz, boşa dememişler. Erken uyanan erken yol alır diye. Efendim biz de buna uymaya çalışıyoruz elimizden geldiğince ama gün bir o kadar da bereketli oluyor, bunun farkındayız. Şimdi birazdan dedik ki biraz önce Sultaniye Gah tarifimiz var. Bunun malzemelerini tabii ki közlememiz gerekiyor. Ustam sabahtan bütün her şeyini hazırlıyor ve pişiriyor ama gün içinde tabii ki bunlar devam ediyor. Soğanlarımızı ve yeşil biberlerimizi közlenmesi için fırınımıza attık. Ve domatesimiz de var değil mi Servet abi? Domatesi unutma diyor bana. Domatesimiz de var. Bir taraftan kebabımız ara ara böyle et kebabımız, fırın kebabımız efendim ara ara çevrilmeye devam ediyor. Ama pişme süresi daha var. Birazdan merak ediyorum ama çok güzel bir tarif yine Sultaniye Gah'la karşınızda. Evet sevgili izleyenlerim, Servet abi görebiliyor muyuz bu arada? Ben nasıl duracağımı bilemedim. Ustam, karıştırma işlemini kaç defa yapıyoruz, yapmamız gerekiyor? Herhalde 500 falan olur mu bilmiyorum. 500? Veya olur yani herhalde. Bir hayli olur yani. Olur yani, bakar dururuz yani. Çünkü onun her tarafının eşit bir şekilde kızarması gerekiyor. Ama böyle kış günü var ya, ocağın başında, fırının başında ne kadar da güzel burası. Ben burayı çok sevdim. Ama şimdi birazdan ne dedik? Kalemler kağıtlar hazırlansın demiştik. Neydi bizim? Ben bu tarife takıldım efendim, bilmiyorum. Ben çok merak ettim çünkü işin içinde yoğurt var. Yoğurtlu olan kebapları ben çok seviyorum. Şimdi Sultaniye Gah tarifine başlayacağız. Efendim közlenmiş patlıcanlarımız hazır bile. Birazdan diğer malzemelerimizi de şöyle hazırlayacağız tezgahımıza ve yapım aşamasına başlayacağız. Ve beklenen an diyorum. Ne için? Sultaniye Gah için efendim. Ne var malzemelerimiz ustam? Pide var, doğranmış. Evet. Et var. Hani hazır pişirmişken et. Bir parça aldık buraya, böyle yerleştirdik. Patlıcanı koyacağız şimdi. Pişmiş. Evet. Tamam mı? Pişmiş. Pişmiş patlıcan. Tam makamına yakışır. Evet. Tabii ki lezzet sırlarına yakışır. Tamam. Ve ne? Damak tadımıza yakışır. Muhteşem bir tarif. Şimdi ne döküyoruz? Yoğurt döküyoruz şimdi. Tamam mı? Yoğurdu da döktük. Tamam. Şimdi tereyağı döküyoruz. Salçalı tereyağı döküyoruz. Tamam. Közlenmiş domates ve biberlerimiz de var. Onları da yanında servis edeceğiz galiba. Onları da vereceğiz. Hadi bakalım onları da alalım. Ben yani son anları, şu sunum anını çok merak ediyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü fırınımızın içinde yok yok efendim. Kebaplarımız pişmeye devam ediyorum. Onların süresi bir hayli uzun, bekleyeceğiz. Sultaniye Gah tarifimiz tamamdır. Bunu evde yapabilir miyiz bilmiyorum. Deneyebiliriz. Evde zor. Zor mu? Bir kere etimiz hani böyle olmayacak. Meşadonsuz, fırınsız olmaz mı? Olmaz. O zaman ne yapıyoruz? Buraya çıkıp geliyoruz ve yiyoruz. Afiyetle yiyoruz. Sonra da evimize gidiyoruz. Efendim paket siparişimiz var mı usta? Var. Bir alo demeleri yetiyor mu? Alo diyorsun de göndeririz. Ne yapıyoruz bu civarda? Yani adliye civarında olanlara mı servis ediyoruz? Akabe, Akkonak hepsine göndeririz. Haydi bakalım bu civarda oturanlar alo desinler. Uzaklarda oturanlar da şöyle bir gezmeye çıksınlar ve bu güzel lezzetleri tatmaya gelsinler. Evet yeşil biberlerimizi közlenmiş. Hemen şöyle servis yapıyoruz. Ve domatesimizi de birazdan servis edelim efendim. Hazırlayalım. Son haliyle masamızda her birinin sunumu hazırlayacağım ben sizlere. İşin aptal olacaksın. İşini takip edeceksin. Aynen. Laf işitmeyeceksin kesinlikle. Laf getirmeyin, evet. Boş verin. Yani siz kendinizi övmeyin de bırakın etrafınızdaki kişiler sizi övsünler. İşiniz de bahsetsinler sizden. Bu çok önemli diyoruz. Bu iş yeri iyi olmasa ben burada durmazdım mesela.
nasıl? Şimdi şunu burada da sormak istiyorum. 4 yıldır Konya'ya hizmet veren bir restorandan bahsediyoruz. Lezzet Makamı. 4 yıldır buradasınız. Evet. Ve buranın tek ustası. Evet, açılışını ben yaptım. Buranın açılışını ben yaptım. Çok güzel. İnşallah devam edeceğiz. İş yeri sahiplerimize, işletme sahiplerimize, burada çalışan hanımefendilere, beyefendilere, özellikle ustama teşekkür ediyoruz. Böyle bir yeri, böyle bir mekanı Konya'mıza kazandırdıkları için ve Konya halkına hizmet verdikleri için, güzel lezzetleri, tatları bizimle paylaştıkları için ustama ellerinize sağlık her şey için. Afiyet olsun. Ama sonunda değiliz. Sonunda değiliz daha. Aa. Evet. Kapanışı daha sonra yapıyoruz efendim. Çünkü kebaplarımızı bekliyoruz. Evet efendim, Lezzet Makamı'nda lezzet sırları devam ediyor. Süleyman Ustam'ın ellerine sağlık. En sevdiğimiz bölüm. Şimdi şunu merak ediyorum. 4 yıldır buradayız ya ustam. Evet. Bu mekanın adı nereden geliyor? Lezzet Makamı. Makam deyince burada sadece bence leziz tatlar yok. Aynı zamanda sanat da var. Evet. Makam deyince aklımıza Türk sanat musikisindeki makamlar aklımıza geliyor ve Sultani Yegah da Türk sanat musikisinin makamlarından birisi biliyorsunuz. Evet. İşte yemeğimizin adı da oradan geliyor galiba. Muhteşem, ben bunu merak ediyordum. Malzemelerimizi ekranlarınıza getirdik sevgili izleyenlerimiz. Ama şöyle yapılışını bir görelim mi? Tabii. Ne yaptık önce? Fırınladık değil mi? Tabii. Ekmeğini fırınladık. Etini koyduk üstüne. Şimdi patlıcan da pişirdik, üstüne koyuyoruz. Evet. Közlenmiş patlıcanlarımızı. Evet, şimdi yoğurdunu döküyoruz. Kebapları ben çok seviyorum. Bir güzel oluyor değil mi? Hafifletiyor sanki böyle yemeği. Üzerine de güzel bir sos. Sosumuzun özelliği var mı? Nasıl yaptık usta? Tereyağlı salçalı. Tereyağlı salçalı. Özel şeyler, baharatlar kullanıyor musunuz soslarına? Pul biber kullanıyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Etimize en çok yakışan baharatlar nelerdir biliyor musunuz? Nasıl? Nedir? Ustalarımızın vazgeçilmez baharatları vardır ya, kekik mesela. Kekik olur, nane olur. Hı hı. Karabiber olur. Evet. Bunları kullanırız. Yerine göre defne yaprağı olabilir diyoruz. Şimdi. Yemeğine göre yani. Yemeğine göre, evet. Değil mi? Tariflerimize göre değişiyor kullanacağımız malzemeler. Ustam, ellerine sağlık diyorum. Emeğine sağlık. Neredeyse 50 yıllık bir emek var geriye dönüp baktığımızda. Artık gerçekten ustayız yani, değil mi? Ve iddialıyız. 10 numara. 10 numara. Kesinlikle 10 numara. Evet efendim, sabahın erken saatlerinde biz çekimlerimize başlamıştık biliyorsunuz. Kebaplarımızı fırınımıza sürmüştük. Hatta sebzelerimizi de, soğanlarımız, domateslerimiz ve biberlerimizi de fırınımıza sürmüştük. Onlar hazırlığa çıkardık fırınımızdan. Şimdi ise artık kebaplarımızı fırından çıkarma ve servis etme zamanı. Biraz önce Sultani Yegah tarifimizi aldık ve masamıza servis için gitti. Bu tarifin, bu yemeğin buraya has olduğunun altını çizmek istiyorum. Ustam,
Servis zamanı. Evet. Servis enjinir kebabımız hazır. Hepsi. Hepsi tamam. 5 saati doldurduk. 4-5 saatimiz tamamdır. Bak. Ve hem kendi yağı hem de döktüğümüz özel bir kebap yağımız vardı. Evet. Onunla birlikte şahane görünüyor. Ustam şöyle bir dönelim mi artık? Veda zamanı diyoruz. Yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Evet efendim, lezzet sırlarının sonuna geldik artık. Programımız çok hızla ilerledi. Ve sunumumuz, masamız görülmeye değer bence. Neler yapmışız? Fırın kebabımız var efendim. Tavuk kebabımız var, kuru fasulyemiz var. Salatamız, cacığımız, ezogelin çorbamız. Aynı zamanda arabaşı çorbamız. Ve fırında yapılan hepsi yemeklerimiz. Kabak tatlımız var, bir de güllaçımız var sevgili izleyicilerimiz. Mutlaka buraya gelip bu lezzetleri tatmanız gerekiyor. Efendim yayında yapımda yemeğe geçen bütün arkadaşlarıma, özellikle Servet abime, hepsini ben yemeyeceğim tabii ki bu servisin, yemeklerin, ekibimle birlikte yiyeceğiz. Efendim emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başka bir bölümde, başka bir adreste, farklı yemek tariflerimizle ve sırlarımızla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.